Üsküdar Üniversitesi televizyon ekranlarından merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. İki değerli konuğum bugün yine stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sizlere hemen kendilerini takdim etmek istiyorum. Öncelikle yabancı diller koordinatörü, yardımcı doçent doktor Ümit Söylemez hocamız bizlerle. Ve de hazırlık okulunun eğitim koordinatörü olan değerli Tuğba Berk hocamız bizlerle bugün hazırlık okuluyla ilgili detaylıca bilgiler almaya çalışacağız kendilerinden. Program boyunca da sorularınız olursa bizlere iletebilirsiniz. İngilizce eğitimiyle ilgili, hazırlık eğitimiyle ilgili sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağız. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Seyhan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Çok sağ olun. Birden bir yoğunlaşma oldu sanıyorum sonuçların da açıklanmasıyla beraber. Öğrenciler üniversitelere gelip bizzat bilgiler alıyorlar. Sizler için de aynı şey geçerli. Evet, bilhassa dün ve bugün biraz daha artış oldu. Artık öğrenciler puanlarını öğrendikten sonra yavaş yavaş kararlarını vermeye başladılar. Zaten kararlarını veren öğrenciler özellikle İngilizce altyapısına ihtiyacı olan bölümleri seçmişlerse de hemen bizim masaya da uğrayıp ondan sonra bizi neler bekliyor, hazırlıkla ilgili bize ne tür şeyler sunacaksınız gibi bilgi almaya devam ediyorlar. Evet. Çünkü aslında birinci aşama evet hangi bölümü işte okumak ve tercih etmek istiyor ama ondan sonraki adımda hazırlık okumalı mıyım, okumamalı mıyım? Bu da ikinci önemli bir soru olarak hemen gündemde. Peki şöyle diyebilir miyiz? Şimdi İngilizce dili tabii global bir dil. Mutlaka yani dünyada en çok kullanılan, öğrenilen, gereken bir dil. Ama bununla birlikte yine de halen İngilizceye karşı böyle bir korku da var hiç bilmeyenler için. Ne düşünüyorsunuz hocam? Seyhan Hanım, bu bir şehir efsanesi. İngilizce öğrenmek çok önemli bir donanım. Ve onsuz olmak artık bugün büyük bir riski. Yani çünkü artık dediğiniz gibi pek çok insan İngilizce öğreniyor. Dünyada İngilizceyi ana dil olarak konuşanların iki katı kadar ikinci dil ve yabancı olarak konuşan insan oluştu. Artık bu bilgi çağında küresel entegrasyonun artık en üst düzeye çıktığı dönemimizde yabancı dili, kültürü farklı olan insanların lingua francası İngilizce oldu. Yani ortak dili İngilizce oldu. Dolayısıyla bundan kaçmak olası değil. Neden böyle bir korku var? Çünkü çok önemli bir bilezik takıyor İngilizce öğrenen bir kişi koluna ama bununla ilgili bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım korkusu biraz da daha önceden İngilizceyi bir şekilde öğrenmiş kişilerin çok zor diye onları birazcık korkutmasından kaynaklanıyor. Evet. Böyle bir şeye asla yapmıyorum, katılmıyorum. İyi çalışan, hedefleri olan, ne istediğini çok iyi bilen öğrenciler için İngilizce öğrenmek herhangi bir diğer konudaki kazanım kadar kolay bir kazanımdır diye düşünüyorum. Zaten Tuğba Hocam da hazırlık direktörümüz olarak öğrencilerin bu konuda işlerini en kolaya indirmek üzere elinden geleni yapıyorlar. Ama benim kişisel olarak bir öngörüm ve hatta bir tavsiyem var İngilizce öğrenmek isteyenlere. Gerek örgün olarak bir hazırlık çerçevesinde. Bir şeyi en kolay nasıl öğrenirim arayışında değil, en iyi nasıl öğrenirim arayışında olmaları lazım. Çünkü bu kazanım onlara bir günlük, iki günlük değil. Bütün kariyerleri boyunca onları bir yere taşıyacak bir kazanım çünkü. Evet. Tuğba hocamızın da bu konudaki görüşlerini almak isterim hocam. Yani size de bu sorular geliyordur. Belki İngilizce öğrenmekten korktukları için sırf hazırlık okulunu okumak istemeyenler de olabilir. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya aslında ben şöyle düşünüyorum. İngilizce öğrenmekten değil de İngilizce bir şekilde hayatlarına girememesi korkusu yaşıyor öğrencilerimiz. Çünkü meslek sahibi olduklarında ve tek başlarına kaldıklarında literatürü takip etmek zorunda kalacaklar ve literatürü takip edebilmek için ve güncel konuları takip edebilmek için İngilizceyi bir şekilde cepte tutmaları gerekir. O yüzden korkuların ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani İngilizce bir şekilde öğrenememe korkusu olarak düşünüyorum. Biz öğrencilerimize... Ama hazırlık okulunda bir yıl boyunca her bölümle ilgili çok iyi bir eğitim alarak buradan okula başlamış oluyorlar, bölümlerine başlamış oluyorlar diye düşünüyorum. Evet. Bu konuyu tabii detaylıca konuşacağız. Peki bizdeki Üsküdar Üniversitesi'ndeki bu hazırlık okuluyla ilgili daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir içerik var hocam?
Ben konuşursam şimdi ayıp olur Tuğba Hocam'ın yanında. Tuğba Hocam bize onu anlatacaktır ama bizim hazırlık olarak sadece bir giriş yapmak için konuşuyorum. Modüler bir sistem üzerinde çalışıyoruz 5 yıl boyunca. O sistemde de öğrencilerimize mümkün olan en iyi eğitimi verme çabası içerisindeyiz. Tuğba Hocam size neler yaptıklarını detaylı anlatabilir. Evet hocam. Detayları biraz daha alalım. Öğrencilerin ve ailelerin şu andaki kafasındaki sorulara cevap vermiş olalım. Şöyle söyleyelim. Eğitim dili İngilizce veya Türkçe olan öğrenciler bizim için potansiyel öğrencilerdir hazırlık okulu için. Eğitim dili İngilizce olan öğrenciler için zorunludur bu eğitim. Türkçe olan öğrenciler için de isteğe bağlıdır. Öğrencilerimiz 8'er haftalık 4'er bir akademik sene içinde 4 modüllük bir eğitim almaktadır ve bir haftada 25 saat olmak üzere dil 4 beceriyi kapsayan aynı zamanda gramer altyapısında oluşturuldu. 8'er haftalık 4 modül şeklinde bir akademik seneye yayılmış bir eğitim sistemimiz var. Bu eğitim sistemimizde sadece biz dil öğrenmeye değil, 21. yüzyılın getirdiği bir takım becerilere de sahip olmasını çalışıyoruz. Nasıl hocam? Örneğin, bölüme geçtiklerinde öğrencilerin bir şekilde eleştirel düşünce, araştırma yapma, analiz yapma, sentez yapma, data toplama gibi 21. yüzyılın getirdiği, gerekli kıldığı becerileri bir şekilde edinmesini portfolyo dediğimiz sistem sayesinde bir şekilde edindiriyoruz. Yani sadece hazırlık okulunu dil öğretilen bir sistem olarak düşünmeyelim. Öğrencilerimizi ilk senesinde biz bölüm derslerine de hazırlamış oluyoruz. Evet, ama dediğiniz gibi bazı bölümler için zorunlu İngilizce hazırlık var, bazıları için isteğe bağlı var. Burada size eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen tabii alalım ama biz de, görüşte soruyorlar. Bu sene açılan iki tane bölümümüzle beraber, o yeni açılan bölümlerimiz kimya, biyoloji mühendisliği ve yazılım mühendisliğidir. Onun bunlar dışında 6 tane diğer bölümümüz. Bunlar İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde psikoloji bölümü İngilizcedir, Türkçesi de vardır. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler İngilizcedir. Bu sene Türkçesi de var aynı şekilde. Yine mühendislik fakültemizde de moleküler biyoloji ve genetik bölümünün, biyomühendislik bölümünün, bilgisayar mühendisliğinin ve endüstri mühendisliğinde İngilizce olduğunu görüyoruz. Bu öğrencilerimiz doğal olarak eğitim dilleri İngilizce olduğu için hazırlık okurlar. Hazırlıktan sonra devam ederler. Ama bunun dışındaki gerek fakültelerimizdeki gerekse Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda ön lisans öğrencilerimizin hepsinin hazırlık sınıfını isteğe bağlı olarak alma şartları vardır. Yönetimimizin de çok ciddi bir öngörüyle %50 oranda yaptığı indirimlerle, gene burslarının geçerli olacağı şekilde çok ciddi indirimler alarak bir yıllık, yani 4 modülden oluşan 8 aylık eğitimi isteğe bağlı olarak almaları mümkün. Bunu da aday öğrencilerimize özellikle tavsiye etmek istiyorum. Peki, yani şunu anlıyorum ben, bu 8 modülü bitirdikleri zaman İngilizce olan bölümleri zaten rahatlıkla ilerleyebilecekler. Ama yani mesleğe özel bir şey değil, İngilizceyi tamamen öğrenmiş oluyorlar. O bölümle ilgili bir özel bir şey yok değil mi hocam? Bölümle ilgili olarak, ilgili jargonu özellikle bölümlerine geçtikten sonra okuma yapmalarıyla alakalı olarak öğrenecekler. Ama biz son modülde genellikle ilgili fakültelerin, ilgili bölümlerden hocalarımızı davet ederek onların kendi öğrencileriyle buluşmalarını, önümüzdeki yıl onları neler beklediğiyle ilgili olarak biraz fikir sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Evet, Tuğba Hocam'ın vurguladığı bir konu çok önemli. Aynı zamanda bu İngilizce korkusuyla da alakalı bir konu olduğu için söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Bizim de modüler sistemlerimizde ölçme değerlendirme sisteminin yarısına yakını öğrencinin sınıf içerisinde hocasıyla olan interaksiyonda ki çabalarını da dikkate alır. Yani sadece sınavlardan aldıkları notlarla biz öğrencileri değerlendirmeyiz. Tuğba Hocam'ın dediği portfolyo görevlerinden bahsetti. Sınıf katılımlarından bahsetti. Yani bir öğrencimiz sınıfta her ne yapıyorsa,
her türlü çabası değerlendirmenin içerisine alınan bir yöntemdir. Ve aynı şekilde dedi bu çağın gerektirdiği bazı yetenekleri onlara veriyoruz derken bunlardan bir tanesi de öğrenen özelliği kapsamında değerlendiriyorum. Öğrencilere niçin öğrenmek zorunda olduklarını, öğrenmenin sorumluluğunun kendileriyle alakalı olduğunu da bir şekilde kanıksatma ihtiyacı içerisindeyiz. Çünkü bunu başardığımız zaman olayın yarısını başından itibaren çözüyor. Çocuk ne için öğrenmek zorunda olduğunu, ne öğrenmek zorunda olduğunun farkına vardığı zaman, bu idrak içinde olduğu zaman kendisinin işi de, öğretmenin işi de, velinin işi de büyük ölçüde kolaylaşıyor zaten. Evet. Aslında tabii konular çok birbiriyle alakalı. Sorularımız hep bu tarzda ama biraz daha özelleşecek olursak, yani burada aldıkları eğitimle ve özellikle son modülde kendi bölümleriyle ilgili hocalarla da tanışarak çok daha iyi, çok daha rahat bir geçiş oluyor, hazırlıklı oluyorlar anladığım kadarıyla. Ama dediğiniz gibi bir de isteğe bağlı olarak tercih edenler var. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Çünkü aileler bu konuda çok düşünüyorlar. Acaba hazırlık okumalı mı, okumamalı mı? Neden okumalı ya da neden duruma göre değişir? Ne dersiniz hocam bu konuda? Şimdi isteğe bağlı İngilizce okumalarını biz çok arzu ediyoruz. Çünkü az önce de belirttiğim üzere biz eğitim sistemimizi öğrenci merkezli kurguladık. Ve öğrencilerin birebir tecrübelerini, isteklerine göre bazı sistemler belirledik. Örneğin bizim birebir çalışma dediğimiz tutorial tarzındaki çalışmalarda öğrencilerin eksiğini birebir belirleyip bir şekilde onlara bir program çıkarıp tek tek ilgileniyoruz. Böyle bir avantajı bence Türkçe bölüm okuyan öğrencilerin de kullanması çok yerinde olur. Sadece İngilizce öğrenmekle kalmayıp az önce de söylediğim gibi literatür takip etme ve meslek hayatına atıldığı zaman mutlaka bir İngilizce dediğim gibi araştırma yapabilmek için bir cepte dilinin olması öğrencilerimiz için çok değerli bir deneyim diye düşünüyorum. Evet. Tabii yani zaten İngilizce hayatı boyunca lazım olacak. Nerede, ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Kesinlikle. Her iş alanında farklı şekillerde de olsa gerekiyor. Ama literatür takibinde özellikle çok gerekiyor sanırım. Çok çok önemli bir konu. Tuba Hocam'ın dediği gibi bir öğrenci kariyer basamaklarında ilerledikçe onun İngilizce evveliyatı ya donanımıyla ilgili olarak siz İngilizce bölümden mi mezunsunuz, Türkçe bölümden mi mezunsunuz diye kimse sormuyor. Yani artık iş hayatında bir dili çok iyi düzeyde konuşmak ve yanında ikinci bir dilin de olması iyi bir kariyer gelişimi için ön şart olarak kabul ediliyor. Bundan dolayı isteğe bağlı öğrencilerimizi de çok fazla önemsiyoruz. Önemsediğimizi de şuradan gösteriyoruz Tuğba Hocam'ın dediği gibi. Biz bir moleküler biyoloji ve genetik bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrencimizle isteğe bağlı olarak okuyup onlarla aynı sınıfa gelen öğrencimiz arasında hiçbir fark görmüyoruz. Aynı şeyi, aynı donanımı onda da görmek istiyoruz senenin sonunda. Ve bunda da benim geçtiğimiz yıllar içerisinde gördüğüm çok güzel örnekler var. Bunlardan bazıları mesela ön lisans öğrencilerimiz, 2 yıllık bölümlerden olan öğrencilerimizden hazırlık sınıfını bitirmiş olanlar çok kolay işlere girdiler. Ya, çok daha kolay önlerini açmış. Öğrencileri de hazırlık okuyabiliyorlar. Tabii ki, tabii ki. Hatta bazı öğrencilerimiz bir Türkçe bölüme gelmiş bir öğrenci o yıl isteğe bağlı olarak bize hazırlık sınıfı okudu. Bir sonraki sene hazırlık sınıfından aldığı belgeyle beraber İngilizce bir bölüme yatay geçiş yaptırdı ve tekrar hazırlığa okumasına gerek kalmadı. Bunun gibi ve tabii ki gerek yüksek lisans çalışmalarında bilhassa Erasmus yurtdışı değişim programlarında bunları bilhassa öneriyoruz. Çünkü peki hocam az önce sözünüz kesti ama son derece avantajlı olduğundan da bahsettiniz. Yani burslarının mesela 2 yıllık bir okul okurken aynı şekilde orada kazandığı bursu hazırlık okulunda da mı kullanıyor? Nasıl oluyor orası hocam? Zorunlu olarak hazırlık okuyan öğrencilerimizin doğal olarak ÖSYM bursları da normal kurumsal bursları da hazırlıkta geçerlidir.
Arkasından da lisans öğretimi kaç sene ise orada geçerli. Hı hı. Yalnız İslam'a bağlı okuyan öğrencilerimizi teşvik etmek maksadıyla yönetim onlara onun da ötesinde çok ciddi indirimler sundu. Hı hı. Bundan dolayı bizim her sene mesela 400-450 tane diyelim ki şeyimiz zorunlu hazırlık öğrencimiz varsa 150'ye yakında 150-200'e yakında isteğe bağlı öğrencimiz vardır. Öğrencilerimiz de bundan istifade ediyorlar büyük ölçüde. Hı-hı. Daha fazla istifade etmeleri tabii ki gelecekleri açısından onlar için de ufuk açıcı olacak. Evet, evet. Tabii daha detaylı bilgi almak isterlerse bizzat burada alınabilir. Biz Hı-hı. çok genel hatlarıyla bahsetmiş oluyoruz ama bölümleri yani işte İngilizce bölüm veya işte isteğe bağlı herhangi bir Türkçe bölümden 2 yıllık, 4 yıllık daha detaylı bilgileri sizden almaları tabii çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hocam şunu da düşünüyorum. Hazırlık okulundaki bu eğitimin biraz detaylarına girecek olursak siz burada nasıl bir eğitim sistemi kullanıyorsunuz? Modüllerden bahsettik ama biraz daha detaylandıracak olursak bunun içinde neler var? Yani çok kısa bir şekilde aslına bakarsanız Tuğba hocam araya girmiş gibi olmuyor mu? Neden modüler bir sistem diye şey yapmak lazım, ona cevap vermek lazım. Neden klasik lisans döneminde olduğu gibi yarı yıl, iki tane yarı yıl standart sınavlar vesaire. Evet. Modüler sistem her 8 haftada bir öğrenciyi bağımsız değerlendirme sistemi olan 8 haftada bir öğrencinin gelişimini çok daha yakından takip etmemizi sağlıyor. Öğrenci de bizim ileriye yönelik olarak panik olmamız gereken veya erkenden çözüm bulmamız gereken bazı şeyler olursa hem öğrenciye bunu biraz daha erkenden fark etmesini sağlıyor hem de bizim onunla ilgili bir şeyler yapmamız için fırsat sağlıyor. Yani daha kısa vadeli hedeflerle öğrencinin sene sonu performansını biraz daha garantiye alma çabası vardır modüler sistemin içerisinde. Çünkü yıl sonunda bazı şeyleri düzeltmek için geç olabilir ama 8'er haftalık periyotlarla ve daha küçük hedeflerle, daha küçük sınavlarla öğrencinin gelişimini şey yapmak, monitör etmek ve ona göre tedbirler almak daha kolaydır. Çok önemsediğim bir konu biraz evvel Tuğba hocamın birebir tutoring'den bahsetti. Bizim öğrencilerimiz hangi aşamada hangi konuda problem yaşamışlarsa, o gün mesela geldi öğrencimiz bir konuda eksiklik hissediyor. Hemen ertesi gün onunla ilgili hocalarından randevu alıp birebir onunla ilgili telafisini yapabilirler. Çünkü bizim hazırlıkta bir sonraki gün öğreneceklerimizin garantisi bir önceki gün öğrendiğimiz sağlam bilgilerdir diye burada bakarız. Burada hocam sınıflar konuya. Kaç kişilik oluyor? 20-25 arası. 20-25 arası. Diyelim ki 20-25 kişilik bir grup içerisinde o gün konuyu öğrenemedi. Bu dersin hocasıyla irtibata geçerek birebir tekrar takviye alabiliyor. Evet. Peki bu hazırlık okulu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor hocam? Bir dönem bilgisi de hani verecek olursak. Hazırlık okulu Tuğba hocam. Yani normal okulun açıldığı zaman itibariyle mi başlıyordur? Ne zaman bitiyordur genel olarak? Akademik programımız önümüzdeki seneden örnek veriyorum. 2 Ekim'de açılır bütün birimlerle alakalı olarak. Ama akademik programda tabii diğer bölümlerin seviye tespit sınavı yapmak, proficiency sınavı yapmak gibi bir şeyleri olmadığı için biz her zaman onlardan bir hafta ya da iki hafta önce başlayarak öğrencilerin 2 Ekim'de fiilen derse başlamadan önce hangi seviyeden, hangi sınıftan başlayacak tespit etme ihtiyacı hissederiz. O yüzden de bizim de bu sene 2 Ekim'de fiilen dersleri başlatmadan evvel 26 Eylül'de seviye tespit sınavımız olacaktır. 27 Eylül'de de buna bağlı olarak muafiyet sınavımız, profesyonel sınavımız olacaktır. Hemen arkasından öğrencilerimizin aldıkları notlara göre sınıfları belli olur. Hazırlıktan muaf olan öğrencilerimizi kendi bölümlerine göndeririz. Ve 2 Ekim'de de Tuğba hocam zili çalar. Evet. Ve böyle sene sonuna kadar devam eden çok ciddi bir koşuşturma içerisinde devam eder. Hem öğrenciler için, hem hocalar için, hem de yöneticiler için yoğun bir süreçtir. Peki buradaki başarı nasıl kontrol ediliyor? Sınavlarla mı veya işte bununla birlikte neler yapılıyor Tuğba hocam? Şimdi siz de değerlendirme sistemimizde az önce Ümit hocamın da bahsettiği gibi hem sınav sistemimiz var hem de öğrencilerin birebir portfolyo yani
tek bir kerede sınavların ya da becerilerin ölçüldüğü bir sınav değil. Ama onlara revize etme şansı verecek döneme yayılmış bazı projeler de veriliyor. Bu öğrenciler için gerçekten kendilerini tanıma, kendilerini geliştirmeleri açısından çok güzel bir amaç oluyor. Bir de şunu eklemek istiyorum. Bizim ilkelerimizden biri öğrenci merkezli öğretimdir. Öğrenciye biz balığı vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Bir şekilde study skills dediğimiz öğrenme becerisini de öğretiyoruz. Çünkü her zaman hocası yanında olmayacak. Haftada 25 saat beraberler ama bunun dışında özgür, kendi kendine bazı işlerini halletmeyi öğrenmiş. Bir takım autonomous learner dediğimiz öğrencileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sene sonunda bir film festivalimiz vardı. Öğrencilerimiz A2 seviyesinden yani başlangıç seviyesinde olmalarına rağmen bazı öğrenci gruplarımız kendi kendilerine kısa film çekip bütün repliklerini yazıp ve bunları oynadılar. Jüriler karşısında da bu projelerini sergilediler. Ve bu da bir değerlendirmemizin içinde yer aldı. Yani öğrencilerin de tabii burada çok heyecanını artıran bir şey. Yani sadece işte defter, kitapla veya işte derste, sınıfta çalışmak değil de böyle projeler çok daha etkin oluyor sanırım. Yani çünkü hep sizlerden duyduğumuz şeylerdir. İşte film seyretmeleri, işte yabancı müzikler dinlemeleri. Bu tür aktiviteler aslında daha çok İngilizcenin içinde tutuyor. Ben kendimden de böyle gördüm örneğin. Kendi kızımda da görüyorum. İşte yabancı filmleri İngilizce olarak seyrediyor, takip ediyor veya yabancı şarkılar derken buradan bir ilgi, sempati başlıyor ve devam ediyor. Peki hep şunu da duyarız. Köprüden önce işte son çıkıştır hazırlık okulundaki İngilizce. Türkiye'de İngilizce eğitimi yeterli değil mi? Buraya gelene kadar o halde bunu çözememiş oluyoruz. Üsküdar'da bu eğitim kalitesi ve başarısı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Pek çok konuda olumsuz konuşan bayağı yöneticiler, akademisyenler olmasına karşı ben Türkiye'de yabancı dil eğitimi ile ilgili olarak umutlu olanlardan taraftayım. Çünkü eskiden pek çok alanda yeterli İngilizce birikimine sahip olmayan eleman eksikliği vardı. Bugün aralarından en iyilerini seçmek gibi bir çabamız var. Ya çok basit bir şey örnek vereceğim ama ben 30 yıl evvel mezun olduğumuz arkadaşlarımızla bir buluşma yaptık. Ben dil bilim mezunuyum, İngilizce dil bilim mezunuyum. Baktım arkadaşlarım 30 yıl evvelden çok değişik alanlardan çalışmışlar, hala çalışıyorlar, emekli olmuşlar. Benim gibi o alanda devam eden çok az kişi var. Konsolosluklarda çalışanlar, bankalara çalışanlar. 30 yıl evvel bu eksiğimiz vardı ama bugün herkes kendi alanında işe giriyor ve kendi alanında en az bir yabancı dilin, iki yabancı dilin arayış içerisinde. Önümüzdeki yıllarında bu konuyla ilgili olarak daha umutlu olmamamız bir sebep yok. Üsküdar Üniversitesi de bu yolda ilerliyor. Öğrencilerinin mümkün olduğu kadar çoğunu gelecek kariyer aşamalarındaki arayışlarını hazırlama çabası içerisindeyiz. Bunlardan bir tanesi de yine okul içerisinde, okul döneminde Erasmus'la. Tam da onu sormak istiyorum. Çünkü birçok öğrencinin, adayın da daha üniversiteyi tercih ederken daha aklındaki şey Erasmus. Yani yurt dışına da gitmek istiyorlar. Burada İngilizcelerini de ilerletmek istiyorlar ama zaten işte yabancı ülkeleri görmek de istiyorlar. İyi bir deneyim tam üniversite çağları için. Burada peki hazırlık okuluyla ilişkilendirecek olursak ne demek istersiniz? Direkt olarak alakalı. Ben öğrencilerimize öncelikli olarak öğrenmelerini kendi ilgi alanlarıyla ve beklentileriyle ilişkilendirmeleri halinde çok çok faydalı olacaklarını, çok fazla istifade edeceklerini söylüyorum. Bunlardan bir tanesi Erasmus Plus oldu artık ismi. Erasmus Plus öğrenim hareketliliği, Erasmus Plus staj hareketliliği bağlamında. Bir öğrencimiz
hazırlığı bitirdi. Birinci sınıfa geçti. Bir kredi ortalaması oluştu. Ondan sonra kredi ortalamasının belli bir düzeyin üzerinde olduktan sonra Erasmus Plus çerçevesinde eğitiminin bir dönemini Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir üniversitesinde devam ettirmek üzere başvuruda bulunabilir. Avrupa Birliği fonlarıyla Ulusal Ajans üzerinden düzenlenen bir şeydir. Ve iki tane kriteriniz var öğrenciyi ilgili yere göndermek için. Bir, öğrencinin kredi ortalaması. İkinci bir not, o da İngilizce notu. Çünkü yabancı bir ülkede o eğitimi takip etmek için Ulusal Ajans'ın Avrupa Birliği'nin istediği not ortalaması B2. Bu sınavları da biz yapıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler hazırlıkta bir yandan bölümlerine geçmek için çalışırlarken bir yandan Erasmus Plus evreni marketine gitmek için çalışıyorlar. Bunun farkına varmalarını arzu ediyoruz. Bir yandan staj hareketliliği için yabancı bir ülkede çalışıyorlar. Okulumuzun başka bir uluslararası angajmanı da konsorsiyumun stajları. Yine ikinci bir staj opsiyon olarak orada da bizim tek geçerli kriterimiz İngilizce. Yani hazırlıktan okuyan, hazırlıkta okuyarak belli bir dereceyle bölümüne geçen öğrenciler zaten Erasmus'un doğal adayları oluyorlar. Ben bilhassa öneriyorum öğrencilerimize. Erasmus'un çünkü çok hem velileri bu konuda çocuklarını yönlendirmeleri ve yüreklendirmeleri için öneriyorum. Hem öğrencilerimize, çünkü bir öğrenciyi giderken bakıyorum hayatı rüyasına ve döndükten sonraki haline bakıyorum. Artık kendi ayakları üzerine duran, kanat çırpmayı öğrenmiş ve daha sonra yurt dışıyla ilgili bir sürü planla gelen öğrenciler oluyor. Evet, ve bir kişi Erasmus'tan gidip döndükten sonra mutlaka döndüğü gün ikinci bir planı kafasında var olarak geliyor. Böyle olumlu vizyon şeyler. Da gelişmiş. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, adaylarımıza şu günlerde özellikle vermek istediğiniz bir mesaj varsa onunla programımızı tamamlayalım isterim. Çünkü netice itibariyle her adayın ve her ailenin yine aklında hazırlık okumalı mıydı acaba? Yani tabii zorunlu olanlar dışında isteğe bağlı bir yıl işte kayıp mı yoksa iyi mi olur? İşte böyle bir... Bunun tabii bir bedeli var, maddi karşılığı var. Bu olmalı mı, olmamalı mı gibi sorular netice itibariyle gelmiş oluyor. Bu bağlamda da bir mesajla isterseniz hep birlikte programımızı kapatalım hocam. Benim bu akademik seneki tecrübelerim şu yönde. Birçok öğrenci, isteğe bağlı İngilizce okuyan öğrenci... Yani daha başarılı oldu demeyeyim ama daha büyük motivasyonlarla derslere girdiler ve daha çok öğrenmek istediler. Gerçekten bir de onların sınav stresi diğerlerine nazaran biraz daha az olduğu için. Çünkü akademik sene sonunda hangi seviyeye gelmişlerse orada onu biliyorlar, bölümlere devam edebiliyorlar. Çok motive ve çok keyif aldıkları bir akademik sene geçiriyorlar. Bu bağlamda onlara şiddetle tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Siz hocam neler söylemek istersiniz? Sevin Hanım, tabii biraz evvel bahsettiğiniz şey çok doğru. Eğitimin de artık bugün de bir bedeli var. Yani aileler bazı şeyleri hesaba katarken zorunda. Her tarafını hesaba katmak zorundalar. Ama İki tane şey söylemek istiyorum bu konuda. Bir tanesi, ben bunu daha sonra ileride nasıl olsa hallederim düşüncesi. Hiç çok ciddi bir şey. Kaybetmeyeyim, ileride hallederim. Bence ilk fırsat bulduklarında çok yoğun ve sistemli bir İngilizce programına derhal dahil olsunlar veya çocuklarını dahil etsinler. Bu birincisi. Bir de tamam, hakikaten eğitimler bizi bir şekilde zorlayan şeyler ve bedeli var. Ama eğitimsizliğin bedeli çok daha ağır. Evet. Yani şimdi belki bir yıl bir zaman kaybı gibi görünüyor ama onun sonra hayatı boyunca toparlaması, bu seviyede bir İngilizce yakalaması da mümkün olmuyor. İşte tabii. Senelerce kurslar böyle devam ediyor. Bir de bahsettiğiniz avantajları da tabii ailelerin, öğrencilerin unutmaması lazım. Burslardan bahsettiniz ki çok önemli. Aldığı burs oranı zaten zorunlu İngilizce'de geçerli dediniz. Geçerli. Zaten yani birebir örnek verecek üniversitemiz olursa. Üniversitemiz de onlarla ilgili olarak zaten çok daha mesela ön lisans programlarında daha yarı
yukarıya, %50 daha aşağıya indirmiş durumda. Yani şöyle bir örnek üzerinden gidersek hocam, %75 burs kazanan bir öğrenci zorunlu İngilizce olduğu için hazırlık alacak. Burada aldığı indirim yine? Ön lisans ve lisans programlarında ayrı ayrı şey yapar, değerlendirilir. Hı-hı. Senin katta bununla ilgili olarak herkesin kendisiyle alakalı olarak bize gelip detay olarak görüşebilirler. Peki, o halde öğrencilerimize tabii Üsküdar Edu.tr web sitemizden de bilgi alabileceklerini, ancak hazırlık okulunun Üsküdar Üniversitesi'ndeki buradaki değerli hocalarından da birebir daha detaylı kazandıkları veya düşündükleri bölüm ve programla ilgili bilgi alabileceklerini aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ediyoruz, siz davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, hazırlık okulumuzla ilgili bilgiler aldık. Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ümit Söylemez ve Hazırlık Okulu Eğitim Koordinatörü Sayın Tuğba Berk konuğumuzdu. Şimdi kısa bir aranın ardından yine ikinci bir programımızla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.